Evet arkadaşlar merhaba. 10 Eylül 2021 Cuma günü gündüz programında Bursa at yarışlarıyla tekrar beraberiz. Bursa'da bugün tam 9 koşulu bir program var ve 2 tane de altılı gayem var arkadaşlar. Klasik olarak 9 koşuya bağlamışız burada. Saat 2'de başlıyor. Saat 9 özür dilerim. Evet saat 18'de bitiyor. Daha sonra akşam seansı giriyor. Evet arkadaşlar birinci koşuyla beraber altılı gayen başlıyor. Birinci altılı maiden dişiler, 2 yaşlı İngilizler, 1300 Çin başlık var. Burada 10 numaralı Ulduz Özcan Yıldırım'la bizim bankomuz arkadaşlar. 10 numarayla bankoyla başlıyoruz. 10 numara bir şablon olsun diyoruz inşallah diyelim. Tabi burada yeni koşacak olan hani böyle bu maiden koşu sonuçta. Ama Özcan Yıldırım burada bu Ulduz'da kazanacaktır. Victor Gallop yavrusu kazanacaktır. Şu tek bir 2 numara var. Lionheart aslında. Yani onu da ilave edelim mi? Burayı tek geçmeyelim mi dedik ama zor arkadaşlar bugün. Öyle kolay kolay tek bulmak yok. Burada biz 10 numarayı Ulduz'u gözümüzü kapatıp tek alıyoruz artık. Bunu söyleyeyim size. O konuma geldik. Bugün ilk ayakta maalesef. Evet, ikinci koşu saat 2.30'da şartlı 4, 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada 4 tane safkan ön planda. 1 numaralı Edward diyoruz. Bekir Mert Mırık'la. 3 numaralı White Darkness Ayhan Kurşun'la. 2 numaralı Present Continuous Tolga Yıldız'la. Ve 9 numaralı Şen Akyüz, Nurettin Şen'le arkadaşlar. Bunların kendi atları zaten böyle atın ismini bile Şen koymuşlar. Soyadına gurur duyan bir aile. Atımızın ismi de Şen'le başlasın demiş. Akyüz değil de Şen Akyüz. Böylece tabii ki kendi atı oldukları için de bayağı bir performans gösterecektir. Zorlanırlar biraz ama yine de kazanma ihtimalleri yok değil arkadaşlar bu atın. O yüzden güzel bir karışım orijin açısından. 1-3-2-9 dedik buraya ama tabii burada şimdi mesela 4 numara da aklımız kaldı ve bir de burada Halil Kaplan'ın bindiği bu Görkem Oğlu ilk kez koşacak. Onu da bilmiyoruz. O yüzden bu ikinci koşu biraz böyle havada kaldı yani. 1-3-2-9 dedik. Bakalım daha AGP'ler çıkınca ne diyeceğiz? Göreceğiz. Üçüncü koşu şartlı 4 üçlü İngilizler 2000 metre kum piste çıkıyorlar. Burada 8 tane safkan var ve 8 safkanın 3'ünü biz ön plana aldık. 1 numaralı Black Wasp Kadir Tokaçoğlu ile arkadaşlar. Mutlak düzeyde normal şartlar altında alternatif banko arayanlar Black Wasp'ı rahatlıkla düşünebilirler. Uygun bir grup, gayet iyi. Burada alternatif banko düşünenler rahatlıkla bunu kullansınlar. Ancak burada 4 numara Siempre Mahsun Demirbaş'la ve 5 numaralı Atakan abi de Sercan Tırpan'la 2 tane safkan burada rakibidir. Ama muhtemelen arkadaşlar burada Black Wasp bırakmayacak. Tecrübeli jockey Kadir Tokaçoğlu'yla. Tek bir problem burada 60 kilo olması. Diğer rakipleri 4'er, 5'er, 6'şar, 8'er kilo hatta. Daha hafif. Ama atın kalitesi belli. O yüzden bir şekilde bu yarışta söz sahibi olacağını düşünüyoruz. Günün sürprizinde 6 numaralı Harun An yapar. Uygun kilosuyla. Aftermarket yavrusu. Bu sene hiçbir varlık göstermese de geçen senenin sonlarında işte bir arka arka ikincilikleri vardı. Dikkat etmek lazım buraya. Burasında normalde bir banko veya 4-5 diyoruz arkadaşlar. 1-4-5 yani. Dördüncü koşuyla beraber ikinci altılı gayanımızla başlıyoruz. Satış ilk koşusu 3 ve yukarı İngilizler 1800 metrede Çin piste çıkacaklar. Evet burada da 10 atın 4 tanesi bizim için ön planda. 7 numaralı Strong Black Ali Kaçmaz'la ilk atımız. 6 numaralı Soylu Hanım Ayhan Kurşun'la. 3 numaralı Salazar Nevzat Avcı'yla. Ve 8 numaralı Cumhuriye ile arkadaşlar Yunus Emre Yüksel'le. Açıkçası söylemek gerekirse bugün 6 ve 8'den çok iyi bir koşu bekliyoruz. Burada bütün atları hemen hemen yani sıra verdik ama bu sıralama hiçbir önemi yok arkadaşlar. Sıralamada hepsi hemen hemen aynı bize göre
şansı sahip. Yani 7, 6, 3, 8 dedik buraya. Ama dediğim gibi aynı zamanda mesela 2 numaranın da sürpriz yapma, o üzerindeki jokeyinin kalitesizliği yüzünden yazmadık. Normalde iyi bir jokey binse Power Off'u da yazacaktık arkadaşlar burada. Ama görüntü itibariyle şu anda zor. Evet, 7, 6, 3, 8 dedik buraya arkadaşlar ama 6 ve 8'den iyi bir koşu bekliyoruz da dedik bunu. Yani küçük kuponlar için sinyal veriyoruz, anlayın. Evet, 5. koşu Maiden dişi 2 yaşlı İngilizler 1300 metre çim piste çıkacaklar. 12 tane sapkan var burada. Burada arkadaşlar 5 at var. Bu 12 atın 5'ini yazıyoruz. 3 numaralı Desire for Victory. Zafer için arzu atın ismi. Zafer için arzu. Mustafa Çiçek'le. 9 numaralı Madame Ludmila. Alican İnci ile. 2 numaralı Cosmic Storm. Gökhan Gökçe ile. 1 numaralı Ad Astra Tolga Yıldız'la. Ve 11 numaralı Sultan Celim Halil Kaplan'la. 3, 9, 2, 1, 11 şeklinde tam 5 tane sapkanla burayı geçeceğiz arkadaşlar. Evet, 6. koşuluyuz artık. 1. altılık ayağını bitiriyoruz. Burada Yunus Emre koşusu gibi bir koşu var. Grup 3 koşusu. 3 ve yukarı İngilizler. 2000 metre için piste çıkacaklar. Toplam 10 tane sapkan start oluyor. Bu 10 tane sapkanın 6. koşuda 5 atını yazıyoruz. 5 at veriyoruz burada. Evet arkadaşlar, ilk atımız 8 numaralı Trevi Fontaine. Şimdi arkadaşlar bakın, bu at normalde çok iyi bir sapkan. Hep böyle kendini gösteriyor. Fakat bir türlü her ne hikmetse bitiremiyor. Yani son düzlükte göreceksiniz. Yani önüne götürecek. Ama bir türlü bu Tarık Dikencik'lerin, Hakkı Tarık Dikencik'lerin bu sapkanı istediği şeye ulaşamıyor arkadaşlar. Aslında o potansiyel var. Bakalım Nurettin Şen nasıl bir yönetim gösterecek ata. Bizim ilk atımız bugün. Onu söyleyeyim. Çok ümitliyiz iyi bir koşu çıkartacağından. Bu sefer çıkartacak. Yani her şeyin bir zamanı var. Bu atın da zamanı geldi yani. 4 numaralı Handsome Hero diyoruz. Ayhan Kurşun'un 6 numaralı Petrocelli diyoruz Tolga Yıldız'la. Petrocelli de iyi koşacak bugün. Hani bundan emin olun. 9 numaralı Aragona Gökhan Gökçe ile ve 7 numaralı Sacred Blood Ali Kaçmaz'la. Gerçekten çok çetin bir ayak bu. Yani böyle kapatmalık bir ayak aslında bu normalde baktığınız zaman. Ama dediğim gibi burada bilhassa şu 3 at yani 8, 4 ve 6'dan çok güzel bir koşu bekliyoruz bugün. 8, 4, 6, 9, 7 diyoruz buraya. Evet, 7. koşuduyuz şimdi. Çeliker koşusu, kısa vade 7. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. Arkadaşlar burada bir tane safkan var ki o da bu ekürlerin bir tanesi 3 numaralı bestekar oluyor. Bizim için önemli olan bu. Ekürler bizim burada ikinci altıda bankomuz arkadaşlar. Yine Özcan Yıldırım ismi geçiyor. İlk bankomuzda da Özcan Yıldırım vardı. Hatırlarsınız ama burada evet, Murat Gündüzeli ile Suvari Angel'la Ekürü. Evet, burayı da biz Özcan Yıldırım'ı kazanacağını düşünüyoruz ve banko diyoruz arkadaşlar 3 numaraya burada. 8. koşu kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 2200 metre için piste çıkacaklar. Arkadaşlar 9 atın 3'ünü yazacağız. 1 numaralı Halo Dayı Mustafa Çiçek'le. 3 numaralı Rotovatör Nevzat Avcı'yla. Ve 5 numaralı Fiji, bu sefer Yunus Emre Yüksel. Arkadaşlar Fiji'yi gördünüz yani çok koşturuyorlar. Ben 15 gün evvel işte koştu. 11 gün evvel, özür dilerim. 2 hafta bile değil. Hep bir ümit var. Bu sefer ekürsüz koşuyor. Burada. Tabii ki burada şimdi 4 numaralı Quick K ve 2 numaralı Prince Boran da iyi koşacak normal şartlarda. Ama biz burada Fiji'yi sürpriz konuma sokan bu sisteme teşekkür ediyoruz. Çünkü Fiji'den bir sürpriz bekliyoruz bugün. Onu sürpriz konumuna sokmuş. Sürpriz. 1-3-5 diyoruz arkadaşlar buraya. Ama yeri olanlar için işte
4 ve 2 de ne bileyim. Yani varsa atınız yazarsınız siz de. Ama biz bu 3 atın yeterli olduğunu düşünüyoruz. 1, 3, 5. Son koşudayız. 9. koşu. Altılı Gayan'ın son koşusu. İkinci altının. Handikap 15. 3 yaşlı Araplar. 1200 metre kum piste çıkıyor. 12 tane safkan var burada ve 4 tane safkan yeterli olacaktır. Şah Dragon, Kırmızı Ekürler, Nurettin Şen'le, Saluki, Yunus Emre Yüksel'le. Yani bu arkadaşlardan bugün biraz performans bekliyorum ben açıkçası. Nurettin Şen ve Yunus Emre Yüksel'le. 1 numaralı Sarnıçkaya, Furkan Yüksel ve Kılıç Varo, Siyah Ekürler. 5 numaralı Çerdiğin, Ayhan Kurşun'la. Ve 10 numaralı Uzay Destanı arkadaşlar. Evet, Uzay Destanı aslında o potansiyel var ama bir şekilde böyle kesti mi gitmedi mi anlayamadık. Bakalım bugün nasıl koşacak. 6, 1, 5, 10 diyoruz burada. Bursa ile ilgili de görüşlerimize noktayı koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Bursa ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Web sitemizden zaten takip ediyorsunuz. Şablonları da yayınlıyoruz web sitemizde de diyoruz. Ve arkadaşlar tüm yarış sever arkadaşlarımıza, dostlarımıza ve bizi izleyenlere, takipçilerimize hepsine başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda İstanbul videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.